Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir demokrasi şenliğine, şölenine memleketimiz Manisa'da ve kendi ilçemiz, kayıtlı olduğumuz ilçede Yunus Emre'de katılıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yunus Emre'de yanımızda 26 yaşında gencecik bir ilçe başkanımız var. Mehmet Başkan Mehmet Aslan 26 yaşında. Bu tarafta Şehzadeler ilçe başkanımız, o da Mehmet Başkan'la yaşıt. Ve il başkanımız, yeni göreve gelen İlksen Uludağ, o da Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın il başkanları arasına katıldı. Ferdi Zeyrek'in istifasıyla beraber. İki yanımda da bugün burada ön seçimle belediye başkan adayımız olarak belirlenecek iki değerli aday var. Bir tanesi Musa Semih Balaban, partimizin önceki dönem il başkanlarından, eğitimci, birlikte siyaset yaptığımız, Manisa'da son derece önemli ve etkili bir isim. Bir tarafta da Devrim Bali var. Son görevi Eczacı Odası Başkanlığı'ydı. Yunus Emre'de ilçe başkanlığı yaptı. Benim çok uzun süredir tanıdığım bir arkadaşım. Yedi aday arasından, yediydi değil mi hocam? Yedi aday arasından bir anket yaptık. Anket çalışmasının sonunda Sayın Semih Balaban'la Sayın Devrim Bali istatistiki sınırlar içinde birbirlerine yakın ve ikisi de seçimi kazanabilecek iki aday olarak ön plana çıktılar. Birisinin tercih edilmesi gerekiyordu. Daha önceden de konuştuğumuz, söz verdiğimiz gibi sandığı kurduk. Bugün Yunus Emre'de kayıtlı bütün Cumhuriyet Halk Partililer partinin adayını belirliyorlar. Hangisi aday olursa yarından itibaren hepimizin adayı olarak arkasında koşturacağız ve Yunus Emre gibi kazanma potansiyelimizin en yüksek olduğu ilçelerin en başında olan bu ilçede hep birlikte seçilen arkadaşımızı, belediye başkanı, diğer arkadaşımızı da onun en önemli destekçisi ve yardımcısı olarak görevlendireceğiz ve hep birlikte neredeyse 100 günlük bir kampanyayı nefessiz bir şekilde Manisa'daki Cumhuriyet Halk Partililer sürdürecekler. Şehzadeler ilçemizde de 7 adayımız yarıştı, ankete girdi. O ankette 4 adayımız birbirine yakın oylar aldılar. Eğer orada da 4 erkek aday olsaydı sandık kuracaktık. Ancak baştan ilan ettiğimiz genel kural, seçilebilecek durumda çıkan adaylardan birisi kadın adaysa kadın adayı direkt atıyoruz. Gülşah Durubay da gençlik kollarından gelen bir arkadaşımız olarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şehzadeler adayı olarak ilan edilmiştir. Yarından itibaren de buradaki adayımızın belli olmasıyla beraber hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında 750'ye yakın ilçemize ve beldemize adayınızı belirleyin. Aday birden çoksa sandık kurun demiştik. Onların talepleri doğrultusunda 100'ün üzerinde yerde sandık kuruldu. Bundan sonra da çok daha fazla yerde ilçelerimiz talep ettikçe ve anket sonuçları bizi tercihe yönlendirdikçe sandığı kurmaya, örgütümüzün sesini dinlemeye devam edeceğiz. En doğru kararların verileceğine de yürekten inanıyoruz. Tabii biz bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını belirliyoruz. Adaylar bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ama yarından itibaren Şehzadelere ve Manisa'ya emanettirler. Belirlenen adaylar bugün hangi ikisi olursa olsun ve diğer ilçelerde ilan ettiğimiz adaylar geçmişte birlikte olduğumuz ve seçimleri belli yerlerde birlikte kazandığımız, örneğin burada kıl payıyla birlikte kaybettiğimiz seçmenlerimize emanettir. Biz Yunus Emre'de Yunus Emre İttifakı'na, Manisa'da Manisa İttifakı'na, İstanbul'da İstanbul İttifakı'na, Türkiye'de Türkiye İttifakı'na güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de ittifaklar ve işbirlikleri çok konuşuldu. Bazı seçim bölgelerinde, örneğin Yunus Emre'de biz bütün demokratların bir araya geleceğini, bütün muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, sosyal demokratların bir araya geleceğini ve bütün demokratların, sosyalistlerin bir araya geleceğini ve Yunus Emre ittifakıyla bize bu seçimi kazandıracağını, Büyükşehir'de de Manisa İttifakı'nın adayımız Ferdi Zeyrek'i Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne seçeceğine yürekten inanıyoruz. Bu demokrasi şölenini takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şundan emin olun,
birileri oturup iki parti arasında müdafakata varıp şehirleri aralarında paylaşıp sarayda AK Parti genel merkezinde hesaplar yapıp Manisa'da bir ezberin sürdürüleceğine kanaat getirmiş olabilirler. Ama artık Manisa kendisine dayatılan, sorulmadan dayatılan bu adaylardan bıktı. Bundan sonraki süreçte Manisalılar Manisa'yı genç kadroların, dinamik kadroların, inanmış kadroların sosyal belediyeciliği en iyi yapabilecek ve kendisine en iyi hizmeti getirecek olan kadroların Manisa'yı ve ilçelerini yönetmesini istiyorlar. Biz de buna katkı ve olanak sağlayacağız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bütün Türkiye'de koşturacağım ama bir elim Manisa'dadır, yüreğim Manisa'dadır. Sıkça geleceğim, adaylarımızla birlikte çalışacağız ve Manisa'yı Cumhuriyet Halk Partili bir büyükşehir belediye başkanına, Şehzadeleri Yunus Emre'yi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına emanet edeceğiz. Ondan sonra da dünyanın en prestijli şehirleriyle sosyal demokratların yönettiği Manisa'yı kardeş şehir yapacağız. Türkiye'nin en güçlü belediyeleriyle Manisalı belediyeleri mutlaka ve mutlaka kardeş belediyeler yapacağız. Ve bu sürecin sonucunda mutlaka ve mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa'da iz bırakacağı bir başarıyı hep birlikte yaşayacağız. Size söz veriyoruz. Dün Riyad'da Süper Kupa maçı iptal oldu. Bu da dünya basınında geniş yer tuttu. Ne söylemek istersiniz? Aylardır şunu söylüyorum. Aylardır diyorum ki Fenerbahçe Galatasaray, Türkiye'nin iki güzide kulübü Süper Kupa maçı yapacaklarsa bu maç 100. yılda Türkiye dışında bir yerde oynanamaz ve adı Atatürk Stadı olmayan bir yerde oynanamaz. Mutlaka ve mutlaka bunu Türkiye'nin en büyük stadyumu İzmir'deki Atatürk Stadyumu oraya yakışırdı. Dinlemediler. Yurt dışında yapacaksanız bir mazeret olur. Bir mazeret. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yani Türkiye'nin bizim burası kadar vatan bildiğimiz bir yerde olur. Ama yurt dışında olmaz. Peki nerede olmaz? Hiçbir yerde olmaz ama Suudi Arabistan'da kesin olmaz. Bunlar gelince Anıtkabir'e gidiyorlar mı? Gelince İstiklal Marşı'na saygı gösteriyorlar mı? Bunların olduğu yere 100. yılın Süper Kupası gider mi? En büyük maç 100. yılın son gününde orada olur mu? İşte böyle rezillik olur. Böyle utanmazlık olur. Böyle kepazelik olur. Hepimiz utandık. Hepimiz çok tepkiliyiz. Ama burada suç ne kulüplerdedir, ne de istifa ettirilerek bütün suçu yüklenileceği Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır. Suç, her şeyi ben bilirim ben diyen var ya, suç Recep Tayyip Erdoğan'dadır. Atatürk'ü Suudi Arabistan'da pazarlık konusu yapan, İstiklal Marşı'nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Söyledik, dilimizde tüy bitti, anlatamadık. Maalesef böyle bir rezalet yaşandı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'a, onlara destek veren Beşiktaş'a ve tüm kulüplere müteşekkiriz. Bu hadsizlere, Suudi Arabistan'daki hadsizlere ve onlara Türkiye'nin en önemli 100. yıl kupasını oraya yollayan hadsizlere hadlerini tüm kulüpler ve taraftarları bildirmiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Var. Ve bugün tam da ölüm yıl dönümünde dün bir haber yayınlanmıştı. Emniyet ve ülke ocakları ilişkisini açığa çıkarak T24 ve Asuman Arancı hakkında soruşturma başlattı. Bugün neler söylemek istersiniz? Sinan Ateş öldürüldüğü gün ülkücü camianın şehidiydi. Ama genç bir siyasetçi olarak tüm Türkiye'ye emanet ettiği evlatlarıyla, çocuklarıyla hepimizin bir yıldır hakkını, hukukunu korumaya çalıştığı, acılarını paylaşmaya çalıştığımız bir kardeşimizdir. Sinan Ateş'in ailesinin yaptığı açıklamalar, eşinin yaptığı çağrılar ve Sinan Ateş cinayeti üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için herkesin gösterdiği irade son derece kıymetlidir. Bu ilişkinin üzerine cesaretle gidilmelidir. Bu ilişkinin üzerine gidilmezse bundan sonra Türkiye'de yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta bu şüphe ortada olacaktır. Ben bir kez daha
Sinan Ateş'e, değerli eşine, çocuklarına, ailesine, siyaset arkadaşlarına ve ülkücü camiaya başsağlığı diliyorum. Sinan Ateş cinayetinin üzerindeki sis perdesi kaldırılana kadar bu meselenin peşinde olacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Çok teşekkür ediyorum.